Horlama dedik ve horlama yazdık. Şimdi bu horlama güncel hayatta hepimizin başına gelen, bizim olmasa bile partnerimizin, eşimizin, dostumuzun, annemizin, babamızın, çocuklarımızın belki devamlı sıkıntılarından birisidir. Ve işin ilginç tarafı bazı horlamalarda da böyle sanki horlamadan sonra bir nefesi durur. Hatta yanındaki kişi ya acaba bunun nefesi mi durdu bir dinleyeyim der. Kendi uykusu da açılır mesela. Bu tip şikayetler çok oluyor. Aslında uyku apnesinin yani uykuda nefes durması atağının ve horlamanın çok ciddi bir tıbbi nedeni ve sonucu da var. Ama biz öncelikle bir horlamayı bir tarif edelim. Her yani böyle uykuda ses çıkaran kişiye horlama diyor muyuz? Horluyor diyor muyuz? Onun bir tarifini yapalım hocam. Şimdi öncelikle horlama gerçekten sosyal boyutu olan bir rahatsızlık. Şimdi tabii üzerine nefes durmaları, uyku esnasında nefes kesilmeleri de eklendiğinde, yani bizim tıp dilinde apne dediğimiz hadise eklendiğinde, o zaman ciddi hastalık boyutlarına gelebiliyor. Horlama aslında bir genelleme yapılacak olursa toplumun %50'si 50 yaşından sonra horluyor. 40 yaşından sonra bu %25'e düşüyor. Hiçbir sebep olmasa dahi. Bunu aslında bu zaman içinde sosyal boyuta dönüşen bir hastalık halinde gelebiliyor. Sadece horlama olarak bile. Horlama dediğimiz zaman slaytlarımız da var. Onları da gösterirsek beraberinde daha iyi izleyicilerimiz anlayacaktır. Aslında küçük dilin salınımı. Yani nasıl oluyor? Şimdi yaşlılıkla beraber dokuların gevşemesiyle Hocam boğaz bölgesine. küçük dil nerede? Onu da slaytlarda var mı? Slaytlarda tabii Arkadaşlar şuradan görebiliyoruz şu anda hocam. slaytlar var. Evet. Biz küçük dili de merak ediyoruz. Küçük dille ilgili hep konuşuyoruz Şimdi ama tabii nerede oru? Damak bölgesini ağzımızdan içeriye baktığımız zaman damak bölgesini hepimiz görürüz. Yani bir aynada baktığımız zaman tam karşıda ufak bir kıvrım halinde duran yapı küçük dildir. Yani şimdi Şimdi bu slaytın neresi hocam o? şimdi slaytın damak kısmına uyan kısım. Bu bir yan kesit. Yani Evet, yandan bakıyoruz bir bakıyoruz erkek dili görüyorsunuz. yüzüne. Dilin üst kısmında damak kısmı var. Evet Damağın hocam. bitim kısmında da Orada bir mavi, burundan arkaya doğru uzanan bir mavi ok var. Orada mavi nefes, kısım hava geçişini hava gösteriyor. geçiş yeri, evet. Ağız kısmı aynı şekilde. Yattığımız zaman bu küçük dil arkaya doğru gömülür. Yani şöyle ki dokuların gevşemesiyle uyku esnasında kasların gevşemesiyle beraber arkaya doğru iyice gevşeyerekten damak bölgesine, boğaz bölgesine yapışır. Tabii hava alışverişimiz sırasında şayet burnumuz tıkalıysa yani bir neden horlamada aynı zamanda yaşa bağlı diyoruz ama tabii ki bazı nedenler de horlamaya sebep olabiliyor. Bunlardan bir Hocam nedenlere tanesi geçmeden önce bir şey diyeceğim. Siz 40 yaşından sonra yüzde kaç dediniz? %25. %25 hiçbir neden olmasa bile dediniz. Neden olmasa bile. Peki niye bu %25 kişi yani 4 kişiden birinde normal yatarken o küçük dil uykuda salınım yapıyor da diğerlerinde yapmıyor? Şimdi şöyle ki dokular da gevşemeye başlıyor. Tabii yaşlandıkça her yerimiz sarkmaya Yani başlıyor. yapısal mı diyoruz? Yani bu Yapısal olaraktan boğaz bölgesi dokularında da yumuşamalar oluyor. Nasıl yanağımızda olsun, vücudumuzda olsun dokularda gevşeme yaşla beraber, ilerleyen dönemlerle beraber artıyor. Vücut içi dokularda da artıyor. Bunlardan bir tanesi de boğaz bölgesi.